Gençler tekrar merhaba. Gelişimi etkileyen faktörlerin birinci aşamasında kalıtım ve çevreyi ne yaptık? İnceledik. Doğru mu? Şimdi çok önemli bir gelişimsel kavram inceleyeceğiz. Buna ayrı bir yer açıyoruz. Kritik dönem kavramının özellikle vurgusu. Kalıtım, çevre, zaman, zaman ikiye ayırdık. Kritik dönem, tarihsel zaman. Bunların hepsi. Ama kritik dönem kavramının önce şu zaman kavramına böyle minnacık minnacık bir değineyim mi? Mesela şöyle diyelim. Belli dönemleri vardır insanların. Bu dönemler sırayla yaşanır. Gelişim dönemleri sırayla yaşanır. Evrenseldir. Doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, yetişkinlik, yaşlılık. Bu evrensel bir sıradır. Bu zamanlar ve sıralar değişmez. Ama yaşama zamanı değişebilir. Bak başka bir şey dedim. Biri 2,5 yaşında bebeklikten ilk çocukluğa geçer. Biri 18 aylıkken bebeklikten ilk çocukluğa geçer. Bireysel farka bağlı olarak. Demek ki dönem kavramında sıra değişmez, yaşama zamanı değişebiliyor. Ve bu evrensel zamanlar tüm insanlarda vardır. Ya ben karar verdim, ergenlikten önce genç yetişkinliği yaşayacağım diye bir şey yok ya. Böyle bir şey yok, olamaz. İnsanlar önce ergen sonra genç yetişkin olur. Önce son çocuk sonra ergen olur. Önce bebek sonra çocuk olur. Önce yetişkin sonra yaşlı olur. Ben en son önce bir yaşlılığı aradan çıkarayım sonra bir ara olurum diye bir şey yok. Her şeyin bir sırası var ve zamanı var. İşte bu zamanlar evrensel ve değişmez zamanlardır. Bu zamanlara ve bu vurgulara dikkat ediyorsunuz. Şimdi zamanı ikiye ayırıyoruz. Kritik dönem ve tarihsel zaman olmak üzere. Şimdi kritik dönem, tarihsel zaman. Kritik dönem kavramı gelişim psikolojisinin en önemli kavramlarından biridir. O kadar çok soru gelmiştir ki üzerine ve o kadar çok hatalı değerlendirirsiniz ki vurgularıma çok çok dikkat edeceksin, çok dikkatli dinleyeceksin. Hazır ol, başlıyoruz. Diyor ki, birey, şöyle hemen siyahımızı alalım. Birey, bazı dönemlerde öğrenmeye, bazı dönemlerde uyarıcılara karşı duyarlıdır. Birey bazı dönemlerde öğrenmeye, bazı dönemlerde uyarıcılara karşı duyarlı. Bu dönemlere kritik dönem denir. Kritik dönem denir. Hassas dönem denir. Zamanlama denir. Tamam arkadaşım. Şimdi kritik dönemler yazalım, örnek çok vereceğim inşallah. Kritik dönemler olumlu geçerse birey mutlu, huzurlu olur. Sağlıklı gelişir. Kritik dönemler olumsuz geçerse birey bu davranışı, çok önemli bir şey diyorum, hazır, güç, geç kazanır veya hiç kazanamaz. Hiç ne yapamaz? Kazanamaz. Evet, kritik dönemler olumlu geçerse birey mutlu ve huzurlu oluyor. Gelişimsel olarak sağlıklı ilerliyor. Ama bu dönem olumsuz geçerse birey bu davranışı güç geç kazanıyor ya da hiç kazanamıyor. Bak lütfen dikkat et. Bakın adam sana soru sorar ya. Der ki aşağıdakilerden hangisi kritik dönem kavramını açıklamada eksiktir, yanlıştır? Kritik dönemleri birey olumsuz geçirmişse bu davranışı asla kazanamaz. Hayır, yanlış. Güç ya da geç kazanabildiği zamanlar var. Kritik dönemler bu yüzden dikkat etmen gerekiyor. Ne zaman güç geç kazanılıyor? Ne zaman daha etkili? Ne zaman daha etkisiz? İnsan yaşamının en kritik dönemi doğum öncesi, ilk 3 aydır. O yüzden bunlar bizim için önemlidir arkadaşım. Peki niye bunlar oluyor? Neden bu kritik dönem önemli? Nedir ki bu? Arkadaşlarım,
Avukabaşlar. Arkadaşlarım, kritik dönem nedir bilir misin? Uygun çevre koşullarının zamanı geldiğinde bireye sunulmasıdır. Uygun çevre koşullarının zamanı geldiğinde bireye sunulmasıdır. İnanılmaz önemli bir cümle. Sunulmasıdır. Uygun çevre koşullarının, mavi gel buraya, uygun çevre koşullarının, kırmızı gel buraya, ya vallahi çok önemli, yeminle bak, Beşiktaş kadar önemli bir şeyden bahsediyorum. Uygun çevre koşullarının zamanı geldiğinde bireye sunulmasıdır. Kritik dönem kavramı tamamıyla çevresel uyarıcıların zamanında sunulmasıdır. Şimdi zamanı geldiğinde adam sana şunu sorabilir. Pekala, uygun çevre koşullarının zamanı geldiğinde sunulması ifadesinde o zaman insanlar neyi kazanacak ki kritik dönem başlasın? Arkadaşlarım, olgunlaştıkça başlar. Çok genel bir ifadedir. Olgunlaştıkça kritik dönem. İnsan 2 yaşında olgunlaşır. Tuvalet eğitimi için 2-4 yaş aralığında kritik dönem başlar. Okul hayatı 6 yaşında birey olgunlaşır. Okul hayatı için kritik dönem başlar. 12-18 yaşında olgunlaşır. Ergenlik için kritik dönem başlar. Efendim, mesela ilk 2 haftada olgunlaşır. Kalp atışı için kritik dönem başlar. 2-8 hafta arasında iç tabakalar oluşur, işte embriyo dönemde mezoderm, ektoderm, endoderm tabakalar oluşur, kritik dönem başlar. Efendim, 30-60 yaş arasında üretkenlik için kritik dönem başlar. 18-30 yaş arasında işe girme ve evlenme için kritik dönem başlar. Gördünüz mü? İnsanlar olgunlaşır ve uygun çevre koşullarını sunarsın. Bak, çok çok değerli bir bilgi veriyorum. Lütfen bu bilgiyi yabana atıverme. Sen kritik dönemle ilgili bir yorum yapacaksın ya kardeşim. Şunu yap. Aşağıdakilerden hangisi kritik dönem kavramı için en uygundur? Hepsine bak. Uygun çevre koşulları sunulmuş mu, sunulmamış mı? Uygun çevre koşulları sunulmuşsa kritik dönemler olumlu geçer. Uygun çevre koşulları sunulmamışsa kritik dönemler olumsuz geçer. Bu senin için çok değerli bir bilgidir. O yüzden sen sorularını cevaplarken genç, mutlaka buna çok dikkat edeceksin. Çünkü kritik dönem kavramının insanları, o kavramı insanların nasıl algıladığı, nasıl değerlendirdiği çok önemlidir. Eğer sen olgunlaştığında seni bu çevreden mahrum bırakırsalar, kritik dönemlerin olumsuz geçiyor ve olumsuz bir süreç söylüyorsun. Mesela konuyu daha uygun hale getirmek için, şimdi 9. ayla 7. ay arasında KPSS kazanma adına kritik dönemdir. Sen 9. aydan 7. aya kadar KPSS için gerekli dış çevresel koşulları, ders dinleme, soru çözme, deneme çözme, gerekli incelemeleri, irdelemeleri yapma kavramlarının varlığını düşün, unsurlar, bunları zamanında yaparsan ne olur? Kritik dönemin olumlu geçer. Kritik dönemin olumlu geçerse ne olur? Sen okul hayatı içerisinde KPSS'yi daha rahat kazanırsın. Seneye de bize baklavalar getirirsin. Kesinlikle kaliteli olsun. Bazen çok ucuz baklava alıyorsun, canım sıkılıyor. Sıkmayın benim canımı. Şimdi gençler, bu yüzden dikkat edeceksiniz buna. Bak, baklava özellikle. Böyle tulumba bulumba getirenler de oluyor, sinir oluyorum onlara. Şimdi bak, devam edelim arkadaşlar. Bir başka özellik daha var. O da şu. Yaş değişkenine göre belirli becerileri kazanmada avantajlı olunan dönemdir. Yaş değişkenine göre belirli becerileri kazanmada avantajlı olunan dönemdir. Ne diyoruz? Yaş değişkenine göre belirli becerileri kazanmada avantajlı olunan dönemdir. Gençler, bir davranışı yapabilecek en uygun zamanda, en uygun koşulları sunarsak en uygun şeyi elde eder miyiz? Bak şimdi, futbol oynuyorum. Şimdi, gol çizgisi var. Topla gol çizgisi arası 10 santim. La abiyle dokunsan gol olur. Pırt gittin gol. Pırt, bak, çok az zaman ve enerji harcıyorsun.
Bu güç geç ve hiç kazanılmaz mevzuya da örnekle geleceğim şimdi. Sonra ne yapıyorsun? Bir şey oldu, vuramadın. Gözün kör oldu, efendim ayağın kırıldı. Ne oldu? Top 20-10 metre öteye gitti. Şimdi daha fazla güç ve enerji sarf etmek zorunda mısın? Bak ne oldu? O davranış artık daha güç yapıyorsun. Daha fazla enerji harcamak zorundasın. Bir şey oldu, vuramadın, 30 metre öteye gitti. 30 metreden daha çok güç ve enerji harcayacaksın. Bir şey oldu, vuramadın, top 70 metrede. Artık gol atman neredeyse imkansız ya da imkansıza yakın. Anladık mı? Avantajımızı kaybettikçe, uygun çevre koşullarından mahrum oldukça kritik dönemler olumsuz geçer. İşte kritik dönem kavramı böyle bir kavramdır. O yüzden yaş değişkenine göre en avantajlı zamandır. Çocuk 2 yaşında tuvalet eğitimi almaya başlar. İşte 28-29'dan sonra daha etkili, 36-37'den sonra almıyorsa sabredeceksin. Efendim, okuma yazma için 6. yaşını ileriyi bekleme falan filan. İşte kritik dönemler, işte evlilik için 18-30 yaştır. O aralıkta, öncesi de pek istemez, sonrası da. Yani 18-30 yaş aralığında evlendin, evlenmedin, Sivaslı deyimli oluyorsun galuh. Yani evde kalmış kişi. Anladın mı? Dikkat et. Yani bu kritik dönemleri etkin kullanıver. Şimdi gençler, bakın gençler, şimdi sizler ne yapacaksınız? Burada uygun koşulları kullanacaksınız. Şimdi göz sinirlerinin gelişimi 6 yaşına kadardır. İşte doğum öncesinden başlar, 6 yaşına kadar devam eder. Ya örnek bu ya, çocuğu doğar doğmaz gözünü kapattın. Çocuğun doğar doğmaz gözünü kapattın. Ya bakıyorsun şimdi, çocuğun gözlerini açtığında 6 yaşına kadar uygun çevre koşulu olan ışıktan mahrum edildiği için hiç göremez. Çünkü kritik dönemin tamamı olumsuz geçmiştir. Ya da 3 yaşına kadar gözünü kapattın. Bir 3 yıl daha var. O zaman da güç ya da geç görür. Ama bak, güç ya da geç. Ya da doğumdan öncesinden ta 6 yaşına kadar her şey gayet normaldi. O zaman da mutlu ve huzurlu olur, gelişimi rahat tamamlanır. Demek ki kritik dönemlerde uygun çevre koşullarıyla karşılaşan birey davranışlarını daha düzenli, daha dengeli yapabiliyor arkadaşım gibi örneklendirmeler verilebilir kritik dönem için. Bir de şey var burada, yan bir başlık var, duyarlı zaman aralığı. Kritik dönemde kazanılmayan bir davranışın, ilerleyen yıllarda kazanılmasıdır. Kritik dönemde kazanılmayan bir davranışın ilerleyen yıllarda kazanılmasıdır. Arkadaşlarım, hayati öneme sahip oluşumların duyarlı zamanı yoktur. Ya göz sinirleri gelişti, gelişmedi, 10 yaşında görürüm demiyorsun. Kalbin ikinci haftada attı, olmadı. Organ gelişiminde kritik dönem vardır, duyarlı zaman yoktur. Yani endoderm, mezoderm, ektoderm tabakalar oluştu, oluşmadı, yallah düşük dediğimiz şey oluyor işte. İnsanoğlu böyledir. Hayatı oluşuma sahip unsurların kritik dönemi vardır, duyarlı zamanı yoktur. Ama sosyal ya da bilişsel meselelerde bu değil. Mesela çocuk 6 yaşında okuma yazma kritik dönem, uygun çevre koşullarını sunabileceğin bir dönemdir. İnsanlar 16, 17, 18, 19, 25, 35 yaşında da öğrenebilir. Halen duyarlı. İşte evlilik yaşı 18-30'dur dedik. İnsan 40 yaşında da evlenebilir. Halen duyarlı gibi. Duyarlı zaman kazanamadıklarımızı ama hayatı öneme sahip değilse ilerleyen zamanda kazanmaktır. Sosyal ya da bilişsel unsurlar burada devreye giriyor sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Pekala. Şimdi bir başka mevzumuz var. O da B şıkkımız ya da ikinci maddemiz olan nedir? Tarihsel zaman. Ona da bakalım. Toplumlarda gelişimlere ve değişimlere yol açan zaman dilimidir. Toplumlarda gelişimlere, yeniliklere yol açan zaman dilimidir. Ele mi? Ele. Pekala. Ele mi? Ele. Sivas'ta deriz. Toplumlarda yeniliklere ve gelişimlere, değişimlere yol açan zaman dilimi. Dün neydik, bugün neyiz? Ya düşünsene, bundan 15 yıl önce pandemi oldu. Hadi sen gel de uzem yap, uzaktan eğitim yap, gel de YouTube dersleri anlat. Uyutup gideceksin, ders mers yapmayacaksın.
Yani Covid bile ne zaman geleceğini biliyor. Diyor ki la ben şu teknoloji gelişsin de diyor. Teknolojik öğretmenler çıksın da diyor öyle yaparım bu işi diyor. Adam yani bilinçli ya. Covid bile bilinçli. Anlıyor musun? İşte bugün teknolojiyi bu denli etkin kullanmamız tarihsel zaman etkisiyle alakalıdır. Eskiden insanlar sevgililerine mektup yazardı bilirim. Yani mektup yazmışlığımız vardır. Sevgili milliler mi onu bilmiyorum. Yani eşim dinleyebilir sıkıntı olmaz. Şimdi gençlik bu sonuçta değil mi yani? Oradan Serkan diyor diyor. Şimdi bakın ama şimdi ne diyorum? Eskiden o mektuplar nasıldı biliyor musun genç? İnanamaz. Bak şimdi yine duygulandım yani. Bütün kalbi duygularımızı mektubun içerisine buram buram akıtıyorduk falan. İnanılmaz gül kokuları, mül kokuları. Şimdi WhatsApp'tan yazıyorum. Ne haber kız? Anladın mı? Sevgiler de paylaştı. Tarihsel zaman etkisi. Deprem, savaş gibi unsurlar. Eskiden Iraklı çocuklar beğeniriz beğenmeyiz. Saddam zamanında oyuncakla oynuyordu. Saddam'dan sonra bombalarla oynuyorlar. Tarihsel zaman etkisi. Teknolojinin bu denli insan hayatını işte telefonlarla çabuk bulmuş. Şimdi telefon iyi bir şeydi, hep bulunuyoruz, o kötü. Anladın mı? Bak ne oldu? Tarihsel zaman etkisi. Depremle yaşamayı, terörle yaşamayı öğrendik. Dünden bugüne bizi etkileyen bütün bu silsileye biz tarihsel zaman etkisi diyoruz. İnsanların geçmişten bugüne kadarki tüm değişimlerinin ışığı altında meydana gelen bir tarihsel zaman etkisi vardır diyoruz. Bunu bölük etkisiyle karıştırıyorsun. Bak bölük etkisi. Bölük etkisi. Bölük etkisi şu. Kuşaktır demek bu. Kuşak. Kuşakları sayalım. Bebeklik var. Bebeklik var. Çocukluk var. Çocukluk var. Kabaca ergenlik var. Ergenlik var. Gençlik var. Gençlik var. Yetişkinlik var. Yetişkin. Ve yaşlılık var. Tamam mı bak. Kuşaklar. Çocukluk kuşağı 2-12'dir arkadaşlarım. Bebeklik 0-2'dir arkadaşlarım, ergenlik 12-18'dir arkadaşlarım, gençlik 18-30'dur arkadaşlarım, yetişkinlik 30-60'dır arkadaşlarım, sonrasında Cenab-ı Rabbil Alemin bilir. Yani 60 yaş ve sonrası. Erken ölü yok da tamam hani ondan sonrası da bilmiyoruz ya 60'tan sonra ne olacağız. Her bir kuşağın olayı vardır. Mesela bir cep telefonunun insan üzerindeki etkisini yorumlamakta 17 yaşındaki biriyle 58 yaşındaki birinin yorumu farklıysa bu kuşak etkisi, bölük etkisidir. Ama her ikisini de yaşamda etkilemesi tarihsel zaman etkisidir. Mesela deprem oldu. Depreme karşı önceden deprem yaşantısı geçirdiği için mesela 50 yaşındaki birinin tepkisiyle şu anda 10 yaşında olan birinin tepkisi farklıdır. Bu bölük etkisidir. Ama depreme karşı nasıl bir yol alacağımızı geçmişten günümüze bize öğretiyorsa bu da tarihsel zaman etkisidir. Yani olaylara bakış açısı farklılığı yaşa bağlı değişkenlik gösteriyor ise bölük etkisi ama bir olayın insanları insanlığı etkilemesi tarihsel zaman etkisidir. Anlaştık mı? Buna dikkat ediyorsunuz. Manyak önemli bir kavramdı. Kritik dönem ve tarihsel zaman çok değerlidir. O zaman gelişime etkileyen faktörler. Kalıtım, çevre ve zaman olmak üzere 3 taneydi. Biz de bunları ne yapıverdik? İşleyiverdik. Bir sonraki derste gelişim ülkelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.